ESP Now nedir? ESP Now, ESP 8266 ve ESP 32 kartlarının herhangi bir ek modüle ihtiyaç duymadan, herhangi bir Wi-Fi ağına ihtiyaç duymadan birbirleriyle kablosuz olarak haberleşmesidir arkadaşlar. Evet, gayet kulağa hoş geliyor. Bu işlemi Arduino'da yapmaya kalksak ek modüllere ihtiyaç duyuyoruz ama ESP kartlarında herhangi bir modüle ihtiyaç yok. Üstelik bu ESP NAV teknolojisi sayesinde 20 adete kadar ESP kartlarını düşük gecikme süreleriyle birbirleriyle haberleştirebiliyoruz. Ve böylece mesela evde olduğunuzu düşünün. Evin çeşitli yerlerine sensör ağlarıyla donatıp tek bir karta bütün sensörlerden aldığınız bilgileri aktarabilirsiniz. Bu şekilde kendi akıllı ev sistemlerinizi yapabilirsiniz. Ki bundan sonraki videolarda da böyle bir proje yapabiliriz belki. Ayrıca bu ESP kartlarıyla yine ESP NAV teknolojisi sayesinde tek bir yerden birden fazla cihazı, arabayı, drone'u kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Lafı daha fazla uzatmadan direkt kod kısmına geçmek istiyorum. Merak etmeyin, kodlaması çok kolay ve çok basit. Hadi gelin başlayalım. Evet, burada asıl bizim kodumuz var. Şimdi asıl kodumuza geçmeden önce birkaç husustan bahsedeceğim. Öncelikle dosyalar, tercihler ve şurada ek kart yöneticisi URL'leri bölümüne geliyoruz. Buraya bu linkleri yine açıklamalar kısmında bırakacağım. Şu linki yapıştırıp tamama basıyorsunuz arkadaşlar. Yine tamama bastığınızda burada bu ek kartların yüklendiğini göreceksiniz. Ardından kart yöneticisine gelip ESP 8266 yazdığınızda ESP 8266 community çıkıyor. Kartı yüklüyorsunuz. Bende yüklü olduğu için kaldır butonu aktif. Bunu da yükledikten sonra ESP kartlarımızın MAC adreslerini bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu sebeple burada görmüş olduğunuz kodumuzu ESP kartına yükleyeceğiz. Bu arada bu kodları açıklamalar kısmında paylaşıyor olacağım. Her zamanki gibi. Araçlara geliyorum. Buradan ESP 8266 ve ESP 12E modüle seçili. Ardından portumda 7'yi seçiyorum arkadaşlar ve yükle butonuna basıyorum. ESP kartlarına kod atmak Arduino'ya göre biraz daha uzun sürüyor arkadaşlar. Yükleme işlemi bitti. Şimdi seri portumu açıyorum ve ESP kartımı hiç çıkarmadan reset butonuna bir kere basıyorum. Bakın reset butonuna bastığımda burada MAC adresimizi almış olduk. Bu MAC adresi kaydedin arkadaşlar. Mümkünse bütün ESP kartlarınızın altına, üstüne, sağına, soluna bu MAC adreslerini yazın. Çünkü ileride böyle karmaşık projeler yapınca karışıklık oluyor. Bu MAC adresleri ESP kartlarının üzerine yazmanızda fayda var. Şimdi bu kodu kapattık. Başka yapacağımız bir işlem kalmıyor. Şimdi programlamaya geçebiliriz. Burada sol taraftaki, yani şu kısım bizim birinci ESP'miz olsun. Bu taraftaki de ikinci ESP olsun. Bu iki kod da birbirlerinin aynısı arkadaşlar. Hiçbir farklılık yok. Sadece şuradaki MAC adresleri birbirlerinden farklı. O yüzden ben şu sol tarafı anlatacağım sadece. Sağ tarafı da anlamış olacaksınız zaten. Burada kütüphanelerimizi ekliyoruz. LED'in ve butonun bağlı olduğu pinleri tanımlıyoruz. Alıcı kartın MAC adresini yazıyoruz arkadaşlar. Burayı karıştırmayın. Hangi karta veri gönderecekseniz göndereceğiniz kartın MAC adresini buraya yazıyoruz. Daha sonra burada bir struct yapımız var. Mesaj yapısı diyebilirsiniz. Bu mesaj yapısının içinde ben bir tane X değişkeni oluşturmuşum. Siz istediğiniz türde bir değişken oluşturabilirsiniz. Ben bir adet buton bilgisini göndereceğim için bir tane değişken oluşturdum. Bu oluşturduğumuz mesaj değişkeni ile ilgili iki adet örnek burada tanımladım. Burada my buton dediğim arkadaşlar benim buton bilgimi okuyup karşı tarafa gönderecek. Incoming buton dediği de karşı taraftan bana gelen buton bilgisini içerecek arkadaşlar. Alt tarafta bir onDataSend ismine bir fonksiyonumuz var. Bu fonksiyon her mesaj gönderildiğinde çalışacak. Ve bu şekilde gönderim işleminin başarılı olup olmadığını çok kolay bir şekilde anlamış olacağız. Eğer veri gönderildiyse başarılı, gönderilemediyse olumsuz yazdırıyoruz. Aynı şekilde bir alt tarafta da
Her veri alındığında bir fonksiyon çalıştırıyoruz. Ben burada sadece alınan verinin uzunluğunu yazdırmışım ama siz isterseniz başka işlemler de yaptırabilirsiniz. Yine bu alt kısımda gelen bilgileri ekrana yazdırıyoruz. Seri haberleşmeyi başlatıyoruz. Burada butonumuzun giriş olduğunu belirtiyoruz ve input pull up diyerek dahili direnci aktif ediyoruz. LED'imizi çıkış olarak ayarlıyoruz. LED'in ilk durumunu kapalı olarak belirliyoruz. ESP'mizi Wi-Fi Station modunda başlatıyoruz. ESP Nav Init diyerek yine ESP Nav'ı başlatıyoruz. Burada kartımızın rolünü belirliyoruz arkadaşlar. 3 farklı şekilde burada rol tanımlaması yapabiliriz. Bu kartımız hem gönderici hem alıcı olduğu için combo şekilde tanımladık. Eğer sadece gönderici olsaydı mesela controller şekilde tanımlayacaktık veya sadece alıcı olsaydı slave şekilde tanımlayacaktık. Ama hem alıcı hem verici olduğu için combo şekilde tanımladık. Bu alt tarafta az önce yukarıda bahsetmiş olduğum her veri gönderdiğinde ve her veri aldığında çalışacak olan fonksiyonları belirliyoruz. İki parantez içine yazacağımız fonksiyon hangisi olursa her veri gönderildiğinde o fonksiyon çalışacak demektir. Aynı şekilde bu iki parantez içine hangi fonksiyonu yazarsak her veri alındığında o fonksiyon çalışacak demektir. Bu satırda da arkadaşlar veri göndereceğimiz kartın MAC adresini ekliyoruz. Aslında bir eş ekliyoruz. Diyoruz ki bak sen bu karta veri göndereceksin. Göndereceğin işte kanal, birinci kanal. Burada herhangi bir şifreleme yapmıyoruz. Bunu belirtiyoruz. Alt tarafta da işte dijital read diyerek butonu okuyoruz. Okuduğumuz butonu yukarıda belirlediğimiz my button mesajın içindeki x değişkenine kaydediyoruz. Ve daha sonra my button isimdeki mesaj yapımızı karşı tarafa gönderiyoruz. Aynı şekilde karşı taraf da bize bir mesaj gönderiyor arkadaşlar. Karşı tarafın bize göndermiş olduğu mesaj yapının içinden incoming butonun içinden yani x değişkenimizi alıyoruz. Eğer bu x değişkeni true'ysa bu kısım çalışıyor, false'sa bu kısım çalışıyor. Alt tarafta da yine gelen bilgiyi ekrana yazdırıyoruz, seri ekrana. Şimdi bu kodlarımı hızlı bir şekilde kartlarıma yüklüyorum arkadaşlar ve hemen uygulamaya geçiyoruz. Örnek olması açısından basit bir devre şeması oluşturdum arkadaşlar. Buradaki şemada birer tane butonlarımız ve birer tane de ledlerimiz var. Bir taraftaki buton diğer taraftaki ledi çalıştıracak. Bu taraftaki buton da bu taraftaki ledi çalıştıracak. Şimdi boardlarımı buradaki USB portundan enerjilendiriyorum. Bakın enerji gelir gelmez buradaki ledimiz yandı. Herhangi bir butona basmadığımız halde bunu yazılımsal olarak düzeltebiliriz arkadaşlar. İki kartta enerjilendiğinde ledler direkt sönüyor. Buradaki butona bastığımızda buradaki led yanıyor. Buna bastığımızda da buradaki led yanıyor. X'ine bastığımızda X'i de aynı anda yanıyor. Etki tepki çok hızlı arkadaşlar. Gayet güzel. Hatta buraya bir kart daha ekleyebiliriz. Örnek olması açısından diyorum. Yani nasıl bu eşleştirmeleri çoğaltabilirsiniz. Öğrenmeniz açısından diyorum. Buraya bir hızlıca bir kart daha ekleyelim. Yazılım tarafında gelin gerekli güncellemeleri yapalım. Ve tekrardan teste geçelim. Şimdi yapacağımız işlem şu şekilde olacak arkadaşlar. Buraya normalde bir adet biz MAC adresi girmiştik. Çünkü birinci karttaki verimizi ikinci kartı iletiyorduk. Yani bir tane alıcı kartımız vardı. Şimdi iki tane alıcı kart olacağı için üçüncü kartımızın MAC adresine giriyoruz. Yani birinci kart gönderici, ikinci ve üçüncü kartta alıcı kartlar olacak. Burada alıcı MAC adres ve alıcı MAC adres 1 olarak tanımlamalarımızı yaptık. Bu tanımlamalar birbirlerinden farklı olması gerekiyor. Buralar aynı kalıyor. Sonra şuraya geliyoruz. Yani veri göndereceğimiz kartı alıcı kartla eşleştirdiğimiz alan. Buradaki yorum satırını da kaldırıyorum. Burada artık alıcı MAC adres 1 kartımızı da eşleştiriyoruz. Burada rolünü belirliyoruz. Kanalını belirliyoruz. Şifreleme yapmadığımız için null bırakıyoruz. Herhangi bir şifreleme olmadığı için şifrenin uzunluk kısmını da 0 yazıyoruz arkadaşlar. Başka yapacağımız bir şey yok. Bu gönderici kart yani birinci ESP'miz karttı. Burada sadece yeni ekleyeceğimiz ESP kartın MAC adresini eşleştirmiş olduk. Şimdi üçüncü kartımıza geliyoruz. Yani veriyi alacak olan kartımıza. Burada buton olmayacağı için sadece LED tanımlaması yapıyoruz. Buralar yine aynı kalıyor. Burada her veri alındığında bu fonksiyon çalışacak. İşte gelen bir veri olursa
Gelen veri ekrana yazdırmak için bu fonksiyonu çalıştırıyoruz. ESP'yi başlatıyoruz. Alt taraf yine aynı arkadaşlar. Eğer gelen veri true'ysa led kapanıyor. Gelen veri false'sa led yanıyor. Bu kodu da 3. kartımıza yüklüyoruz. Ve hemen test aşamasına geçiyoruz. Sol taraftaki board 1. board'umuz arkadaşlar. Bu da 2. board'umuzdu. Şimdi 3. board'umuzu da getirdim. Bunu da hemen enerjilendiriyorum. Bu iki board'a da arkadaşlar güncellediğimiz kodu yükledim. Şimdi 2. board'a bastığımda sadece bu led'imiz yanıyor. Ama buradaki 1. board'umuza bastığımda hem bu hem buradaki led'imiz de yanıyor gördüğünüz gibi. Burada buton koymamıştık. Bu sadece alıcı kartımızdı. Etki tepki gayet güzel arkadaşlar. Bu şekilde kendi hayalinizdeki projeleri veya kendi akıllı ev sistemlerinizi yapabilirsiniz. Bu tarz projelerin gelebilmesi için kanala destek olmak için kanala abone olabilirsiniz. Videoyu beğenebilirsiniz veya beğenmeyebilirsiniz. Siz kanal destek oldukça ben de daha fazlasını sizler için kanalıma yüklüyor olacağım. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki projelerde buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.